Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İskele Sancağı hoş geldiniz. Bu hafta İskele Sancağı Ankara Haymana'dan yapıyoruz. Konuğumuz Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş. Niye Haymana'dayız? Sebebi şu, burada 34. İl Müftüleri toplantısı yapılıyor. Sayın Başkan da bu toplantı vesilesiyle buraya geldi ve biz de bu akşam İskele Sancağı buradan gerçekleştireceğiz. Tabii konuşacak çok konu ve sorulacak çok soru var ve ben hızlı bir şekilde programı başlatmak istiyorum. Hoş geldiniz diyerek başlatmak istiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için ayrıca. Ben şimdi de teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok sağ olun efendim. Şimdi önce tabii niye Haymana'dayız? Bu toplantılarda ne yaptınız, neler konuştunuz? Yarın bir sonuç bildirgesi açıklanacak. Evet. Herhalde bu birazdan da konuşacağımız güncel konularda bu sonuç bildirgesinin içinde yer alacak. Doğru mu evet, efendim? Evet, evet, elbette. Şimdi ben önce bütün bizi dinleyen seyircilerimize, milletimize, kardeşlerimize buradan muhabbetlerimi sunuyorum. İnşallah bu sohbetimiz hayırlara vesile olur. İnşallah. 34.sünü yaptığımız il müftüleri istişare toplantısı vesilesiyle buradayız. Esasında salı günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla, teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 81 il müftümüz ve tüm ilçe müftülerimiz beraber idik. 2000 kişilik bir salonda Uluslararası İyilik Ödülleri, Diyanet Vakfı'nın Uluslararası İyilik Ödülleri münasebetiyle il müftülerimiz de orada bulundular. Sayın Cumhurbaşkanımız burada yapacağı açılış konuşmasını orada yaptı salı günü. Çarşamba günü buraya geldik, Haymana'ya geldik. Yeniden Sayın Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ'ın katılımlarıyla buradaki toplantılarımıza başladık. Bugün de Başbakan vardı. Bugün de Başbakanımız teşrif ettiler. Kendilerine buradan şükranlarımızı arz ediyoruz. Zenginlik kattılar. Müftülerimiz onu dinlemiş oldu ve bu toplantımızda pek çok konuyu gündeme getirmiş olduk. İlk gün burada genel müdürlerimiz, yani önce kurul başkanımızın başkanlığında, yani Din İşleri Yüksek Kurulumuzun başkanlığında Din İşleri Yüksek Kurulu'nun faaliyetleri ile ilgili bir sunum yapıldı. Kurul uzmanımız sunum yaptı. Sonra değerlendirme ve müzakere yapıldı. Ardından Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın sunumu oldu. Daha sonra Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü, yani Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, yani bizim 7 genel müdürlüğümüz ve genel müdürlük seviyesinde 4'te başkanlığımız var. Yani 11 birim amirimiz burada sunumlarını yaptılar ve değerlendirmeler oldu, müzakereler oldu, müftülerimizin büyük katkıları oldu. Merkez ve taşra arasındaki işbirliğini daha nasıl geliştirebiliriz? Müftülerimiz, il müftülüklerimiz yapmış olduğu faaliyetleri, etkinlikleri, din hizmeti, eğitim hizmeti ve diğer konulardaki faaliyetlerini vatandaşımıza, toplumumuza daha nitelikli, daha kaliteli nasıl ulaştırabilir? Merkezden mezraya bu buluşmaları nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunlar müzakere edildi Mehmet Bey. Malumunuz kurumlar içerisinde, yani ülkemizdeki kurumlar içerisinde Türkiye'nin her yerinde olan tek kurum biziz. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı. Mezraya varıncaya kadar temsilcimiz var. 90 bin camimiz var. Şu an itibariyle 135 bine yakını faal, 15 bin kadar da boş kadromuzla birlikte 150 bin kadroyla
hizmet eden bir kurumuz. Merkezden mezraya diyorum. Bu buluşmaları, bu kaynaşmayı il müftüleri toplantısı, ilçe müftüleri kongresi, il müftü yardımcıları toplantıları, eğitim merkezlerimizde görev yapan eğitim görevlilerimizle yapmış olduğumuz toplantılar, eğitim merkezlerimizde her an 3000 kadar görevlimizi yatılı olarak eğitimi alabiliyoruz. Yani 30'a yakın şu an itibariyle 26'sı faal olarak çalışan eğitim merkezlerimiz var. Dolayısıyla bütün görevlilerimizi, yani ünvanı ne olursa olsun, müezzin, imam, Kur'an kursu öğretmeni, vaiz, müftü, eğitim görevlisi, uzmanlarımız şu an itibariyle 100'ün üzerinde esasında bizim Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde farklı ünvanla çalışan mensubumuz var. İmamlarımızın yıllık bazen 30 bini, 40 bini, binini eğitime alabiliyoruz. Dolayısıyla yani İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar, Edirne'den Van'a kadar bazen bir anda 81 ilimizden imamlarımızın aynı ortamda buluşmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla bizim bu buluşmalarımız, istişare toplantılarımız esasında bir hizmet içi eğitim boyutundadır. Buradaki toplantımız da elhamdülillah bir hizmet içi eğitim ortamında gerçekleşti. İnşallah yarın sonuç Diyanet, bildirgesi. Diyanet Vakfımızı da burada müzakere edeceğiz. Vakfımızın çalışmalarını da müzakere edeceğiz. Vakfımızın çalışmalarına geçmeden önce 3 günlük, 4 günlük buradaki toplantımızın sonuç bildirgesini inşallah milletimizle paylaşacak. Onu da yarın göreceğiz. Şimdi evet. Efendim tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar çok konuşuluyor, tartışılıyor. Bu konuda gerek Diyanet camiasına gerek üniversitelere çağrıları da olmuştu. İşte internette, sosyal medyada bir takım isimlerin, hocaların çıkıp özellikle kadın konulu, kadın ve cinsellik bağlamında yaptıkları bir takım konuşmalar, açıklamalar çok ciddi bir tartışma ki en nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanı da bundan rahatsız oldu ve rahatsızlığını da açıklamış oldu. Ben şöyle sormak isterim. Siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını nasıl okudunuz? Nasıl bir anlam yüklediniz? Yani mesela bir güncellenme ifadesi oldu Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bunu nasıl anlamak gerekiyor? Ertesi gün bir dinde reform mu? Hayır, benim haddime değil dedi Sayın evet. Cumhurbaşkanı. Siz nasıl anlamlandırdınız o beyanatları? Cumhurbaşkanımızın sözlerinin esasında bizim çeşitli kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda, kanun kitaplarımızda kaynağı gösteriliyor. Mecelleden örnek verelim. Mevridi Nas'ta içtihada mesa yoktur. Yani bu ne demektir? Eğer bir yerde Nas varsa, Nas Kur'an ve sünnet demektir. Yani ayetler, hadisler. Eğer bir konuda ayet ve hadisler varsa orada içtihat gerekmez. Güncelleme ya da yorum orada gerekmez. Ama onun hemen devamında yine mecellede ezmanın tagayyuru ile ahkamın tagayyuru inkar olunamaz. Ezberledik artık bunu. Evet. Yani böyle bu da hayra vesile oldu. Çok güzel oldu. Hayra vesile oldu. Yani zaman değiştikçe ahkam da değişebilir. Hükümler de değişebilir. Cumhurbaşkanımızın dediği tam da bunu ifade ediyor. Çünkü zaman geçtikçe yeni problemler ortaya çıkıyor. Güncel bir takım konular ortaya çıkıyor. O yeni ortaya çıkan meselelere, problemlere göre çözümler getirmek gerekiyor. Bu bir güncellemedir esasında. Fıkhın güncellenmesi. İslam güncellenmez ama fıkıh güncellenir diyebilir miyiz? Elbette. Zaten onu kastetti Cumhurbaşkanımız ve bu çok doğrudur. Öteden beri Müslümanlar bunu hep yapmışlar. Yani
Allah Resulü Efendimiz döneminde, Asr-ı Saadet döneminden hemen sonra fıkıh imamlarımız ortaya çıkmışlar. İmam-ı Azam, Ebu Hanife Hazretleri, İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam-ı Maliki Hazretleri, İmam-ı Hanbeli Hazretleri. Bunlar ne yapmışlardır? Bu güncellemeleri yapmışlardır. Kendi çalışmalarıyla, ortaya koymuş oldukları içtihatlarıyla Müslümanlara kolaylık sağlamışlardır. Esasında mezheplerin varlığı Müslümanlar için bir kolaylıktır. Şimdi bazen işte telfik-i mezahip, mezhepler arasında işte telfik yapmak, canı istediği zaman Hanefi mezhebini uygulamak, canı istediği zaman Şafii, Maliki, Hanbeli, bu şekilde çok geçişli, yani dikkatsiz geçişler yapmak değil de zorda kalındığı zaman, yani Müslümanlara bir kapı aralama noktasında Hanefi mezhebinde mezhebine mensup olan bir kişi zorda kaldığı zaman, bir çözüm getirmek gerektiği zaman o meseleye diğer mezheplerden de görüşlerden istifade edebilir. Bu da esasında mezheplerin Müslümanlar için bir kolaylık olduğunun bir göstergesidir, bir işaretidir. Dolayısıyla bizim özellikle bugün gündeme getirdiğimiz bazı konularda 1000 sene önce bu konu şöyle anlaşılmıştır, bugün de bunu bu şekilde anlamak zorundayız gibi tarihin geçmiş dönemlerinde kalmak doğru değildir. Bu İslam'ı dondurur. Yani o zaman siz adım atamazsınız. Yeni ortaya çıkan problemlere çözüm getiremezsiniz. Dolayısıyla şu an hem Din İşleri Yüksek Kurulumuz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en yetkin kuruludur. Yani hem sorulara cevap verme konusunda, problemlere çözüm üretme konusunda Din İşleri Yüksek Kurulumuz en yetkin kuruldur. İlahiyat fakültelerimiz, İslam İlimler Fakültelerimiz var. Orada çok yetkin hocalarımız var, akademisyenlerimiz var. Dolayısıyla işbirliği içerisinde yeni meselelere, yeni problemlere bu çözüm yeni getirmek mesele, zorundayız. Yeni problemlere mesela birkaç örnek verebilir misiniz? Belki daha iyi anlaşılması açısından 1000 yıl önce olmayan ama günümüzde, hatta 100 yıl önce olmayan modern dönemlerde bir sürü mesele herhalde dinle olan ilişkisi anlamında da karşınıza çıkıyor. Buna bir yorum gerekiyor. Mesela desek. Elbette. Şimdi yeni ortaya çıkan kurumlardan birisi kar ortaklığı dediğimiz bankacılık sistemi. Yani faizsiz bankacılık sistemi. Bugün biliyorsunuz yani evet, bankalar var. Bankalar var. Emeğini koyan insanlar var. Onlar emeğini koyuyor. Birisi sermayesini koyuyor. Emek sermaye ortaklığı ile acaba bu sistem yürütülebilir mi? Yeni ortaya çıkan bir şeydir. Yani 20 sene, 30 sene ortaya çıkan bir konudur. Yani aklıma gelen ilk örnek budur. Bununla ilgili öyle zannediyorum ki kar ortaklığı ile şu an bu sistemi yürütmeye çalışan bankaların ya da finans kurumlarının finans kurumlarının faizsiz bankacılık da diyoruz buna. Tabii faizsiz kar bankacılık. Kar payla çalışan finans bankalar. Kurumlarının danışman olarak istifade ettiği hocalar var. Ben biliyorum. Yani fıkıh hocaları var. O fıkıh hocaları, yani öğretim üyeleri ya da işte bizim Haseke Eğitim Merkezi'nde kendilerinden istifade ettiğimiz fıkıh konusunda Türkiye'de ilk akla gelen hocalarımız var. Onların bu finans kurumlarına danışmanlık yaptığını ben biliyorum. Niçin danışmanlık yapıyorlar? Çünkü yeni ortaya çıkmış bir kurumdur. Acaba İslam'a uygun olmayan yanları var mı? Bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar ve bir problem varsa o probleme çözüm getirmeye çalışıyorlar.
Bunun gibi pek çok, konu var. Güncel mesele karşımıza çıkınca bununla ilgili yeni yorumlar ihtiyacı ortaya çıkıyor. Evet. Kur'an-ı Kerim ve hadisler, siz dün bir şey demiştiniz, bir sabiteler var, bir de değişkenler var demiştiniz. Sabiteler dediğimiz, biraz önce işte Mevrid-i Nas'ta içtihada mesa yoktur. Oradaki Kur'an ve sünnet, bu sabitedir. Yani eğer Kur'an-ı Kerim'de bir hüküm varsa o konuda artık yoruma mesa yoktur. Yani yorum yapamayız. Çünkü tabii ayetlerle ilgili tefsirler yapılabilir. Yorumlar yapılabilir. Ama hüküm koymuşsa ayeti kerime, o bitmiştir artık. Bu sabitedir. İslam'ın sabitesidir. Evet. Bir sahih hadis eğer hüküm koymuşsa orada artık bir yorum yapılamaz. O hüküm uygulanmak zorundadır. Ama Kur'an'da ve sünnette olmayan konularda o zaman içtihat devreye girer. Güncelleme. Tabii. Ya çözüm bulma. Yani çözüm üretme. Çözüm üretmedir içtihat. İçtihat devreye girer. İçtihatta da bir şey yoksa kıyas vardır. Yani Kur'an'da olmayan bir şeyi olan bir şeyle ya da Kur'an ve sünnette olmayan bir şeyi olan bir hükümle kıyas yapmak ile de bir çözüm üretilir. Evet. Dolayısıyla edille-i şer'iyeyi biz dört madde olarak sayarız. Kur'an, sünnet ya da kitap, sünnet, icma ve kıyas deriz. Yani Kur'an'da önce bakarız. Kur'an'da yoksa sünnete bakarız. Sünnette yoksa icmaya bakarız. İcmada yoksa kıyasa bakarız. Peki. Bu şekilde Müslümanlar problemlerine çözüm üretirler. Sorulara bu şekilde cevap verirler. Peki şimdi bu son bağlamı bu meselenin, bu tartışmanın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da rahatsızlığına konu olan mesele biraz kadın ve kadına bakış. Evet. Burada bir güncelleme, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısı biraz öyle anlaşıldı. Kadına bakışta bir güncelleme ihtiyacı var gibi anladım ben mesela. Elbette. Mehmet Bey, kadın konusuna İslam gerçekten çok önem veriyor. İslam'ın geldiği dönemlerde kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğünü biliyoruz. Kadınların pazarda adeta bir meta olarak satıldığını, köle olarak satıldığını biliyoruz. Kölelik zaten kadın erkek herkes için vardı o dönemlerde. Peygamber Efendimiz böyle bir dönemde dünyaya geldi ve 40 yaşında peygamberlik geldi. Ve o durumdan aldı, cenneti adeta annelerin ayakları altına serdi. Cennet annelerin ayakları altındadır dedi. Üç kız çocuğunu iyi bir şekilde yetiştirip eğitimini, terbiyesini veren kişi için cennet kapıları açıktır buyurdu. İki kız çocuğu ya da bir kız çocuğu da olsa, çünkü böyle de bir talep geldi Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah, benim iki kız çocuğum var. Onu da iyi bir şekilde eğitsem, terbiye etsem bana da cennet var mıdır? Ve hayata bu şekilde hazırlasam sana da cennet vardır. Bir kız çocuğu olana sana da cennet vardır dedi. Bu ne demektir? Kız çocuklarına sahip çıkmak. Kız çocuğu diyor. Kadını topluma kazandırmak. Özellikle kız çocuğu için bunu söylüyor. O durumdan alıp kadını topluma kazandırmak. Yani ikinci sınıf bir varlık olarak görülmesine mani olmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki amacı. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Bismillah. Hünne libâsü lekum ve entüm libâsü lehun. Onlar sizin örtünüzdür. Siz de onların örtüsüsünüz. Elbisesisiniz. Kadın, erkek adeta birbirini tamamlayan iki yarım. Yani birbirini tamamladığı zaman bir oluyorlar. Bir elmanın iki yarısı. Bir elmanın iki yarısı gibi. Hünne libâsü lekum ve entüm libâsü lehun ayeti özellikle bizim bugün bütün insanlara anlatmamız gereken
ve kadın erkek birlikteliğini anlatmak, kadının sanki böyle ihmal edilen toplumun ikinci sınıf vatandaşıymış gibi anlayışları ortadan kaldırmak için istifade edeceğimiz en önemli ayetlerden birisidir. Yine pek çok ayette kadının anne oluşu, çocuğunu 2 yıl, 9 ay ona hamile kalması, 2 yıl emzirmesi, dolayısıyla böyle bir kutsal varlığın oluşu Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaktadır. Bismillah. Ve vessaynel insane bi valideyh hamalathu ummuhu vehnen ala vehnin ve fisaluhu fi ameyni enişkurli ve li valideyk. Sonunda diyor ki yani annen seni 9 ay hamile olarak taşımıştır. 9 ay geçmiyor ama hamilelik tabii 9 ay olduğu için biz onu yorum yapıyoruz. Hamile olarak taşımıştır. 2 yıl kadar emzirmiştir. Onun için annene ve babana itaat et. Annene ve babana ve bana şükret diyor. Enişkurli ve livalideyk. Yani kime şükredilir? Anne, babaya ve Allah'a şükredilir. Teşekkür tabii et. Biz teşekkür anlamında Allah'a söylüyoruz. Anne babaya, anne ve babana teşekkür et. Allah'a da şükret. Bana da şükret diyor. Bu kadar önemli bir varlıktır kadın. Çünkü kadın annedir. Kadın insanı doğuran, yetiştiren bir varlıktır. Dolayısıyla kadınla ilgili onun ihmal edilmesine yönelik, onun eğitimden mahrum bırakılmasına yönelik çalışmaların doğru olmadığını her vesileyle söylüyoruz. Evet. Kız çocuklarının küçük yaşlarda evlendirilmesinin doğru olmadığını her vesileyle söylüyoruz. Belli bir yaşa, yani annelik şuuruna ermeden, yani çocuk nasıl yetiştirilir, ev nasıl idare edilir, geçindirilir, evet. Kocaya nasıl efendim, yani kocayla ilişkiler, o yükü ev hali, nasıl o yük nasıl kaldırılır? Bu duruma gelmeden kız çocuklarının evlendirilmesinin çok yanlış olduğunu söylüyoruz. Eğitimli bir anne olsun istiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bir kızımız eğitimini almış. Ortaokulda okumuş, lisede okumuş, artık bu eğitim deyince hem örgün eğitim anlaşılabilir, hem yaygın eğitim anlaşılabilir. Kur'an kursuna gitmiş, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş, hadisten haberi var, siyerden haberi var, Peygamber Efendimiz'in hayatını öğrenmiş, Hazreti Ayşe validemizi, Hazreti Hatice validemizi, Hazreti Fatıma validemizi tanımış ve onların toplumda ne değerli işler yaptığının farkında olmuş, o duruma gelmiş ve ondan sonra anne olmuş. Bir de bütün bunlardan mahrum olarak evlilik yapmış bir kızımızı düşünebiliyor musunuz? Aradaki farkı. Yani eğitimini tamamlayarak anne olmuş bir kızımızın, kaç yaşından itibaren tavsiye edersiniz çocuk mesela? Çocuk yetiştirmiş olduğu çocuklar ve idare etmiş olduğu ev durumunu mukayese ettiğimiz zaman bunun çok daha iyi olduğunu, çok daha nitelikli olduğunu söyleyebiliriz. Yaş itibariyle Osmanlı döneminde ortaya konulan bir yaş var. Kızlarda 17, erkeklerde 18 şeklinde tespit edilmiş. Biz de bir rüşt yaşı diyoruz buna. Buluğ çağına erdikten sonra, ama rüşt yaşını da geçtikten sonra eğer evlendirilirlerse bir aile olma ve aileyi idare etme noktasında bence daha nitelikli bir evlilik olmuş diye düşünüyorum. Bugün zaten medeni kanunda da 18 yaş diye belirtilmiş. Bu yaşın da doğrusu tavsiyelerimiz içerisinde yani 18 yaş olabilir diyoruz. Ondan sonra yani bu evliliklerde daha nitelikli, topluma daha faydalı
bir hal ortaya çıkar diye fazla düşünüyoruz. Fazla da geciktirmemek lazım ama herhalde değil mi? Fazla 30'dan sonra da zor elbette, oluyor. Elbette, elbette. Yani ben... Erkek için buradan, de zor oluyor. Buradan bizi dinleyen kardeşlerimize, milletimize onu da tavsiye etmek istiyorum. Yani yaşını da geçirmemek lazım çocuklarımızın. Bugün biraz böyle geç yaşlara doğru evlilik de artmaya başladı. Eğitim, kariyer derken. Tabii bu da doğru uzuyor. Değil. Çünkü diyelim ki işte yaş vermek gerekirse böyle 22, 23, 24 hani 18 yaşından sonra o yaşlar çok ideal yaşlardır. 18-25 arası diyelim. Ama 25'ten sonra artık beğenmek de zor oluyor biliyor musunuz? Erkek için de öyle. Erkek için de öyle. Kızlarımız için de öyle. Yani birbirlerini kabullenmekte de bir zorlanma oluyor. Dolayısıyla tam böyle evlilik yaşı dediğimiz toplumumuzun belli kabulleri var zaten. Doğru. Toplumumuzun o ortak kabulleri ortalamalarına da uygun olarak davranmakta fayda var diye Siz, düşünüyorum. Siz 4 kız babası olduğunuzu öğrendim. Evet, evet. Bugün kızlarınız eğitimleri, evlilik durumları yani bir baba olarak kızlarınızla ilgilenebiliyor musunuz? Yani çok şükür elimizden geleni yaptık. 3 kızım üniversite mezunu. Birinci kızım İlahiyat Fakültesi mezunu. Talebemdir aynı zamanda. Evet. İkinci kızım İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünü okudu. Şu anda İngilizce öğretmeni olarak maşallah. Görev yapıyor. Üçüncü kızım yine İlahiyat Fakültesini bitirdi. Bu sene öğretmenliğe başladı. Öğretmenlik yapıyor. Dördüncü kızım da İmam Hatip Lisesi lise ikinci sınıfta şu anda. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Tabii ilk iki kızım tam biraz önce dediğimiz o toplumumuzun ortalama olarak kabul ettiği yaşlarda 22 yaşında evlendiler. Nasip oldu. Onlardan da 6 torunum var. Öyle mi? Evet. Peki, Cenab-ı Hak herkese nasip eylesin. Bu çok önemli bir mürüvvettir. Hı. Yani evlat, evladın çocuklarını görmek, onları yetiştirmek artık bundan sonra çocuklarımızı yetiştirdik. Torunlarımızı da inşallah o Torunlar şekilde gelince dede neslim devam ediyor diye sevinirmiş. Elbette, evet. Elbette. Evet, Allah sizlere bağışlasın çocuklarınızı, hepimizinkini inşallah. Hepimizinkini. Öyle diyelim. Şimdi tabii ben hepsine bunların yani hoca da demek istemiyorum. Bugün bir tanesi, yani biraz tatsız konulara girmek durumundayım. Son dönemde bu tartışmaları, bu rahatsızlıklara neden olan. Bugün de mesela yine bir kişinin haberi dolaştı. Diyor ki bir kadınla yetinen erkek sapıktır diyor. Şimdi bunun öncesinde başka işte şeyler yine kamuoyuna da mal olan Cumhurbaşkanı'nda rahatsızlıklarını ilettiği konular var. Şimdi bu kişileri yani ben dediğim gibi bir kısmına hoca da demek istemiyorum. Ne yapacağız? Yani bunlar şimdi tabii böyle bir sözü söylemek gerçekten çok üzücü. Yani nasıl bir insan böyle bir söz söyleyebilir? Bu bir. İkincisi böyle bir söz yani medyada niye dolaşıyor? Medyada dolaşacağı biline böyle bir sözü söyleyen kişinin iyi niyetli olmadığı çok ortadadır. Yani milleti rahatsız etmek, milletin zihnini bozmak, karıştırmak için söylenilmiş bir söz olabilir. Ya da bu sözü diyelim ki cehaletinden, cahilliğinden söyledi birisi. Bunu medyaya servis etmenin amacı nedir? İki taraflı düşünmek lazım tabii, diyorsunuz. Tabii iki taraflı yani düşünmek lazım. Söyleyen bir de yayan açısından. Elbette. Yani söyleyende de burada hata var, büyük bir yanlışlık var. Bunu yayanda da büyük bir yanlışlık var. Bakınız Mehmet Bey, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kardeşlerinizin gizli yönlerini açıklamayınız buyuruyor. Eğer siz bir kardeşinizin yanlışını, hatasını gizlerseniz Allah da
mahşer günü sizin bir hatanızı gizler buyuruyor. Bu şu anlama geliyor. Bazı şeylerin şuyuğu vukuundan beterdir. Bu sözün toplumda medya yoluyla yayılmasında toplumsal bir fayda var mı? Hiçbir yok. Fayda yok. Tamamen bir rahatsızlık var. Hatta bazı günahlar, bazı suçlar yaygınlaştıkça yani bazı insanları reklam gibi sonuçlar veriyor. Etkiler. Doğru. Yani kendisini bazı şeylere zaafı olan insanları heveslendirir. Der ki o yapmış, ben de yapayım. Yani hırsızlık böyledir, efendim işte zina böyledir, fuhuş ve benzeri bir takım kötü huylar. Bu kötü huyların yanlış olduğu anlatılmalı ama örneklendirilmemeli. Örneklendirildiği zaman bu şuyu vukuundan beterdir cümlesinin içerisine girer. Yani yaygınlaşır. Bu yüzden ben özellikle toplumumuzun fertlerinden istirham ediyorum. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimizin gizli, kardeşlerinizin gizli yanlarını ortaya koymayınız. Ayet-i kerimede var. Tecessüs haram. Ayet-i kerimede var. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü ictenibü kesiran minezzan. Ey iman edenler, zannın çoğundan sakınınız. İnne ba'da zanni ismün ve la tecessesü. Çünkü bazı zanlar günahtır. Birbirinizin arkasından birbirinizi çekiştirmeyiniz. Tecessüs etmeyiniz. Ve la tecessesü ve la yaktab ba'dukum ba'da. Birbirinizin gıybetini yapmayınız. Gıybet de böyledir. Yani gıybet yapıldıkça, dedikodu yapıldıkça yani insanlar birbirlerine karşı kin beslerler, birbirlerine karşı düşman hale gelirler. Dolayısıyla ölü eti yemekle bunlardan, eş tutulmuş değil mi? Elbette, hemen o ayetin devamında ve la yaktab ba'dukum ba'da ey yuhibbu ahadukum en ye'kule lahme ahihi. Kardeşinizin, ölü kardeşinizin etini yemekten hiç hoşlanır mısınız? Fekerihtümü, tiksindiniz değil mi? Diye uyarıyor. Müslümanları ayet-i kerime uyarıyor. Peki bu kişilere karşı ne yapmak gerekiyor? Yani böyle önüne gelen çıkıp istediği konuda kafasına göre konuşabilecek. Yani ifade özgürlüğü bağlamına mı giriyor bu? Yoksa Diyanet'e mi burada bir görev düşüyor? Üniversitelere mi bir görev düşüyor? Bu rahatsızlık iklimini, ortamını değiştirmek için ne yapılacak? Burada tabii hepimize görevler düşüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na da görevler düşüyor. İlahiyat fakültelerine, İslami ilimler fakültelerine, İmam Hatip liselerine, medyamıza ve bu konuşmaları yapan arkadaşlarımıza, insanlarımıza, hepimize vazife düşüyor. Önce bu arkadaşlarımız lütfen yani dar kapsamlı ilmi müzakereler ortamında konuşulacak ve orada netleştirildikten sonra çeşitli kitaplarla insanlara ulaştırılacak konuları medya yoluyla ulu orta konuşmasınlar. Bazen belki dar ortamlarda konuşuyorlar ama kamera çekiyor. Kamera çektikten sonra onu işte çeşitli medya, sosyal medyada paylaşıyorlar. Bunu bilerek de yapıyorlar. Paylaşıldıktan sonra tam yani ihtilaftan kurtulmamış, müttefakun aleyh dediğimiz bizim fıkıhta bir kavram vardır. Müttefakun aleyh. İttifak sağlanan. Üzerinde ittifak sağlanan şeyler. Müttefakun aleyh haline gelmemiş konuları sosyal medyada paylaşmayalım. Televizyon ekranlarında konuşmayalım. Şimdi Ramazan geliyor. Buradan ben özellikle televizyon yöneticilerimize ya da gazete yöneticilerimize
seslenmek istiyorum. İstirham ediyorum. Yani bir kardeşleri olarak istirham ediyorum. Milletimizi yani böyle ihtilaflı konularla meşgul etmeyelim. Efendim şimdi yine başlayacak bazı hocalarımız imsak vakti şu saatte mi, bu saatte mi? Yani Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı var. Yıllardan beri üzerinde en azından anlaşılmış, ittifak sağlanmış bir takvim var. Bu takvime göre milletimiz imsakını da yapsın, iftarını da yapsın, sahurunu da yapsın. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir güvensizliği ortaya çıkarmak için bazı hocalarımızın ben gereksiz yere diyorum böyle bir tartışma ortamını açmak ve daha önemli konular varken bu konularla insanımızı meşgul etmenin çok doğru olmadığını, manevi iklimi çok doğru olmadığını düşünüyorum. Gerekir diyorsunuz. Elbette. Bu anlamda, bilgilendirmeler yapalım. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından kesitler anlatalım. Hayatü's Sahabe dediğimiz kitaplarımız var. O kitaplardan parçalar, o kitaplardan bilgilerle insanımızı eğitim hareketi haline getirelim. Ramazan ayı zaten Kur'an ayıdır. Üç aylar başlıyor. Şimdi. Üç aylar önümüzdeki hafta başlıyor. Evet. Ramazan ayı özellikle bir eğitim ayıdır, Kur'an ayıdır. Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yönelik konuşmalar yapalım televizyon ekranlarından. Yoksa birbirine karşı zıt olan iki arkadaşımızı, iki hocayı karşı karşıya getirip de birbirlerine karşı adeta hakaret edecek derecede onları konuşturarak milletimizi meşgul etmeyelim. Bu konuda özellikle istirham ediyorum. Bunun dışında bir de sizin de biraz önceki sözlerinizde ifade ettiğiniz, yani bu son dönemde bu serd edilen ya da ifşa edilen görüşler kadınlarla ilgili, bir de yayılmasından şikayetçi oldunuz. Burada evet, bilinçli bir kampanya olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani Türkiye 28 Şubat'tan geliyor. O dönemde bunların zirvesini görmüştük. Biraz evet, böyle evet, bir dejavu durumu, bir tekrar 28 Şubat iklimini mi birileri yaşatmak istiyor gibi bir soru da zihinlere geldi elbette, doğrusu. Tabii bizim amacımız insanların niyetini okumak değil ama bazen de böyle peş peşe gelirse, üst üste gelirse insanın aklına gelmiyor değil. Yani acaba... İşte yani din bu, dindarlar bu, Müslüman dedikleriniz bu elbette, gibi bir ambalajla algı operasyonu bir bu algı mesela. Bir algı operasyonu mu yapılıyor acaba diye aklımıza da gelmiyor değil. Onun için eğer böyle bir amaç varsa bunu yapmak isteyen insanların geçmiş dönemde yapılanlardan milletin ne büyük ızdıraplar çektiğini, ne büyük sıkıntılar yaşadığını görmelerini istiyorum. Yani insanız nihayet. Yani insanoğlu, yani inancı olur olmaz, farklı inançlara mensup olabilir. Ama biz birlikte yaşıyoruz. Bizim milletimiz farklı inançları bin yıl bir arada huzur içerisinde yaşatmış bir millettir. Böyle bir medeniyetten geliyoruz biz. İnancı ne olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun, ne olur ötekinin düşüncesine saygı gösterelim. Biz eğer ötekinin inancına, düşüncesine saygı gösterirsek huzurlu yaşarız, mutlu yaşarız. Bakınız Mehmet Bey, Peygamber Efendimiz bizim için üsve-i hasene değil mi? Yani evet, üsve-i hasene diyoruz. Yani en iyi örnek. Hı hı. Mekke'yi mükerremeden Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde Medine-i Münevvere'nin nüfusu 10.000'di. 10.000 civarında. 3 aşağı 5 yukarı yuvarlak. Orada Yahudiler vardı. Peygamber Efendimizin en önemli vazifesi nedir? İslam'ı tebliğ etmektir. İnsanlara İslam'ı, insanları İslam'a davet etmektir. Davetini yaptı. Gelen geldi. Ama hiçbir zaman zorlamadı. Çünkü Allah buna engel oldu. La ikrahe fid din dedi. Dinde zorlama yoktur.
diye emretti Peygamber Efendimiz'e. Habibim sen anlat, dini anlat. Hidayet bendendir dedi. Ama zorlama dedi. Peygamber Efendimiz tam da vahyin kendisini sınırladığı, bağladığı istikamette hareket etti. Medine Sözleşmesi. Medine Sözleşmesi'ni yerine getirdi. Sözleşmesini oluşturdu. 52 maddeden müteşekkil. Orada antlaşma var karşılıklı. Bir takım kriterler, ilkeler, maddeler koydular. O maddelere riayet edildiği sürece birlikte yaşamaya karar verdiler. Yıllarca birlikte yaşadılar. Komşuluk yaptılar. Yahudilerle komşuluk yaptılar. Medine'de çok fazla Hristiyan yoktu ama Necran Hristiyanları vardı. Onlarla da zaman zaman heyetler halinde gelip gitmeler oluyordu. İşte bir arada yaşamanın en güzel örneğini sevgili Peygamberimiz gösterdi, bize gösterdi. Ve bizim milletimizin kurmuş olduğu bütün medeniyetlerde Emeviler, Abbasiler, Selçuklu ve Mozaik. Aynı belki Selçukluyla eş zamanlı olarak Endülüs medeniyeti. Endülüs'te Müslümanı, Yahudisi, Hristiyanı bir arada yaşadılar. 700 yıl Müslümanların hakim olduğu zamanlarda hangi inançtan olursa olsun hepsi huzur içerisinde yaşadılar. Ama 1492'de Endülüs Devleti, Endülüs İslam Devleti son buldu, yıkıldı ve ondan sonra insanların o bölgelerde başına gelenleri tarih kitaplarından okuduğumuz zaman yok ettiler. Elbette Endülüs. Ne çileler çektiğini, yani bugün İstanbul'da yaşayan Yahudiler 1992'de 500. yıl vakfını kurdular. Nedir biliyor musunuz? 500. yıl vakfı 1492'den itibaren 500. yıldır. Yıl anlamına geliyor. İspanya'dan gelir. Tabii kaçıp İspanya'dan Osmanlı'ya, kaçıp Osmanlı'ya sığındılar ve onun hatırasını yad etmek için esasında bu 500. yıl vakfı kurulmuştur ya da 500. yıl isimlendirmesi yapılmıştır. Osmanlı yine onlara yani Yahudilere sahip çıkmış, onları çeşitli yerlere yerleştirmiş ve 1492'den itibaren günümüze kadar bir arada yaşamalarını sağlamış. Cumhuriyet döneminde de aynı şey olmuştur. Bugün de bizim ne Yahudilerle, ne Hristiyanlarla, ne Süryanilerle hiçbir yani farklı inançlarla hiçbir problemimiz yok. Şimdi farklı bırakınız farklı inançları, farklı mezhepleri birbiriyle çatıştırmaya ona çalışan bir plan var. Yani ona da bu mezhepçilik meselesine geleceğim ama ondan önce ben size bu cemaatler, tarikatler, dini gruplar bunları sormak istiyorum. Evet. Yani özellikle bu FETÖ ve 15 Temmuz FETÖ darbesi sonrası bu konuda çok konuşuluyor, tartışılıyor değişik mecralarda. Ben şöyle sorayım size yani Diyanet'in Türkiye'deki cemaatlere, tarikatlere bakışı nedir? Önce şunu söyleyeyim. Farklılıklarımız bizim zenginliklerimiz. Ama bu farklılıklarımız milli birlik ve beraberliğimize kastedecek durumda olmayacak. Yani milli birlik, beraberliğimiz vatanımızın bölünmez bütünlüğü noktasında herkesin hassas davranması gerekiyor. Dini oluşumlar, şahsiyetler, farklı gruplar bunları ben üçe ayırıyorum. Birincisi ihlas ve samimiyet içerisinde sivil toplum kuruluşu ya da kanaat önderleri diyebileceğimiz milletimizin çocuklarına sahip çıkma, onların eğitimlerine katkı sağlama, hayır hizmetlerine katkı sağlama noktasında çalışan ve sahih dini bilgiden şaşmayan kişi, kuruluş, oluşum, grup bunlar bizim için her zaman değerlidir.
ve pek çok insanımıza, pek çok iyi yetişmiş ilim adamlarımızın bu kanaat önderi ya da oluşumlardan, cemiyetlerden, vakıflardan ne büyük destek gördüğünü biz biliyoruz. Bunlar bizim için değerlidir. Ama sahih din anlayışı da onu muhafaza edecek, o çizgide devam edecek, milli birlik ve beraberliğimiz noktasında çok hassas olacak. Bu konulara dikkat ettiği müddetçe bizim için değerlidir, önemlidir. Bir bu. İki. İkincisi, dini istismar eden ve adeta dini ticaret metaı halinde kullanan bir takım kişi, grupların varlığını da görüyoruz. Yani bu bazen bakıyoruz ki dua satıyor, biliyor musunuz? Yani ya radyo kurmuş ya da uydudan mı artık ya da internet üzerinden mi yayın yapan, diyor ki senin derdin nedir diyor. İşte benim midem ağrıyor diyor. Mide ağrısına dua yapmanın ücreti şu kadardır diyor. Buraya kadar maalesef istismar ediliyor dinimiz. Bunlara engel olmamız lazım. Bunları hem biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, nedir Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, biz bunların yanlış olduğunu söyleriz. Bunu bir ticarete dönüştürmüş. Elbette. Yani biraz önce verdiğim örneğe benzer pek çok, onlarca örnek var. Bunlar ne kadar yanlış bir şey. Yani İslam'ın bunları tasvip etmesi asla mümkün değildir. Bunları reddediyor İslam. Biz reddediyoruz. Bir böyle olanlar. Bunun bir kasıtlı olduğunu, bir de cehaletten kaynaklandığını ben düşünüyorum. Her ikisinde de bizim yapmamız gereken vazifeler var. Bu cahil insanları uyarıp eğitmemiz lazım. Eğer kasıtlı yapıyorsa devlet de tedbirini bunlara karşı almalı. Üçüncüsü, yanlış dini bilginin zamanla terör örgütü haline getirdiği gruplar var. FETÖ. İşte FETÖ, DAEŞ, Boko Haram, Şebap. Yani Boko Haram ve Şebap İslam dünyasının çeşitli yerlerinde var bunlar. Afrika'da özellikle. Ama işte FETÖ'yü biz yaşadık. Yani onun 15 Temmuz hain işgal girişimini, işgal diyorum ben artık, darbeden öte bir şeydir o. Çünkü bu sadece kendi başına yaptığı bir şey değil. Ülkemize kasteden ve bizim gelişmemizden, bizim ilerlememizden rahatsız olan pek çok dış düşmanlar var. Onlarla işbirliği halinde adeta milletimizi, onların taşeronluğunu yapan milletimizi tökezletmek isteyen bir örgüt haline gelmiştir FETÖ. Dolayısıyla bunlar artık bir güvenlik meselesidir. Yani biz bu durumda olan ya da benzer durumda olan kişi, grup, oluşum, bunlara karşı Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yapmamız gereken çok şey var. Biraz isterseniz neler yaptığımızı anlatayım. Tamam. Yani ben önce zaten o bağlamda bir şey soracaktım. Yani bir diyalog kanalı işliyor mu bu gruplarla, özellikle birinci sırada saydıklarınızla? Evet. Tabii birinci sırada saydıklarımızla diyalog kanalı her zaman işliyor. Çünkü onların biz samimi olduğuna inanıyoruz. Samimi olan kişi, kuruluş, efendim cemiyet, vakıf, bunlarla her zaman işbirliği bizim için mümkündür. İstismar edenleri uyarma vazifesini biz yapacağız. İstismarcıları, din istismarcılarını. Devlet de bu din istismarcılarını güvenlik açısından üzerine düşeni yapmalı. Ve bu din istismarını terör örgütüne dönüştürenlerle zaten mücadele devam ediyor şu anda. Bunlarla ilgili
Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan raporlarımız var. Bu raporlar bazen insanlar şöyle bir eleştiride bulunuyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu FETÖ raporunu, DAEŞ raporunu yaptı, öyle duruyor. Hayır, bu bilgi kesinlikle yanlıştır. Şu an itibariyle biz FETÖ raporunu, DAEŞ raporunu Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün aracılığı ile ve Din İşleri Yüksek Kurulumuzun üyeleri aracılığı ile 81 ilimizde önce görevlilerimizi anlatıyoruz. Şu anda alanda arkadaşlarımız. Yani bu raporu anlatma noktasında. Bir daha böyle bir örgütün çıkmaması için neler yapmamız gerekiyor? Bu böyle bir örgüt olmaya aday olan bazı kişi, grup, oluşumlar tespit edilmeye çalışılıyor. Tespit edildikten sonra... Var mı öyle şeyler? Yani yok diyemem. Onun için çok tedbirli olmalıyız. Çok tedbirli olmalıyız. Bununla ilgili biz üzerimize düşen vazifeyi milletimizi bilgilendirerek yapmaya çalışıyoruz. Önce 10 kadar ilimizde, pilot il olarak seçtiğimiz 10 kadar ilimizde bunu tamamladık. Din İşleri Yüksek Kurulu olarak yeni daha tamamlandı. Şu anda Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz 81 ilimizde bu konularla ilgili çalışmalar yapıyor. Mesela bizim yine Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün şu anda hazırlamakta olduğu FETÖ'nün Din İstismarı isimli bir kitabı şu anda çalışılıyor. Yine FETÖ tarafından itibar kaybına uğratılan terimler var. Bu terimler de çalışılıyor. Ben mesela himmet diyemiyorum artık. Değil mi? Hizmet diyemiyorum. Yani bu kavramlar, yani uç kavramlar olarak bunu vermiş oldum. Niye? Çünkü bu çok kirletildi. İstismar edildi ve kirletildi. Aslında bu kavramlar çok sıcak kavramlardı. Bizim için sıcak kavramlardı. Ama kirletildi. Dolayısıyla bununla ilgili bir kitap çalışmamız var. Yine FETÖ ve DAEŞ Din İstismarı El Kitabı diye bir çalışmamız yakında bitecek inşallah. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüz bu kitapları basacaklar. Binlerce, belki yüz binlerce adet el kitabı şeklinde bastırıp bütün milletimize dağıtacağız inşallah. Bu tabii çok önemli. Yani Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda işte basılıp kitapçık olarak dağıtılması dışında bütün personele, bütün camiaya haberdar edip bu kitabın içeriğinden ne dair bilgilendirip bunu toplumla da paylaşma gibi bir yaygınlaştırma elbette içinde şu anda Mehmet Bey, bizim bütün hizmet içi eğitimlerimizde olmazsa olmaz derslerimizden birisi dini istismar eden ve terör örgütüne dönüşen, başta FETÖ ve DAEŞ olmak üzere, yine bu yolda yurt içinde, yurt dışında bir takım istismarcıların durumlarını anlatmak. Yani en önemli derslerimizden birisi budur. Bu. 26 eğitim merkezimizde, yani sürekli yapmış olduğumuz eğitimler var. İmamlarımızı, müezzinlerimizi, vaizlerimizi, müftülerimizi ve onlar üzerinden bütün de halkı bilinçlendirme. Halkı bilinçlendirme. Önce eğitim, yani mensuplarımızı, personelimizi eğitiyoruz. Onlar da halkı eğitiyorlar. Evet. Bunlar yetmiyor. Bizim şu an Antalya'da bir mekanda 750-800 kadar imamımız var. Bu imamlar Türkiye'nin 81 ilinden seçilerek alınmış imamlarımız. Yani 14.sünü yaptık. İşte ben göreve geldikten sonra etkin din hizmeti, etkili din görevlisi başlığı altında bir hizmet içi eğitim başlattık. 7 günlük bir eğitimdir bu. İstanbul'dan 40 kişi varsa, işte Bilecik'ten 5 kişi, Diyarbakır'dan 30 kişi, Hakkari'den 10 kişi, yani Türkiye'nin 81 ilinden imamlarımız geliyor. Sayısı şu ana kadar, yani 5 ayda eğittiğimiz imam, hizmet içi eğitimi aldığımız imamlarımızın sayısı 15 bine yaklaştı şu an itibariyle. Burada da yine her eğitim döneminde
bu FETÖ-DEAŞ terör örgütünün milletimizi nereden alıp nereye getirdiği, yani nasıl başladıkları ve hangi noktaya geldikleri, bu sürecin anlatılması ve yine elimizde böyle oluşumlar patlamasın diye çeşitli dini oluşumlar, bunların din istismarı boyutları çok net bir şekilde anlatılmakta. Evet. Ve bu imamlarımız da eğitimi alan imamlarımız kendi bölgelerine gittiklerinde, mahallelerine gittiklerinde sadece camilerinin içine, camilere gelen cemaatlerine değil, camiye gelmeyen insanlara da bunları anlatıyorlar. Çünkü bizim cami içi din hizmetimiz ve cami dışı din hizmeti diye iki ayrı alanda yapmış olduğumuz hizmetlerimiz var. Peki. Her ikisinde de bu konuları anlatıyor bizim görevlilerimiz. Peki. Hocam müsaadenizle bir ara verelim. Dönüşte daha soracağımız çok soru var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hem değişik konulara bakışı hem de hizmet alanlarıyla ilgili olarak. Bir reklam arasına gidiyoruz efendim. Dönüşte tekrar kaldığımız yerden yayına devam edeceğiz. Evet, tekrar birlikteyiz. Ankara Haymana'dan İskele Sancağı yapıyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş konuğumuz İskele Sancak'ta. Şimdi efendim Afrin harekatı devam ediyor. Evet. Siz de bu süreçte hep bölgedeydiniz. Doğu, Güneydoğu bölgesini kastediyorum özellikle. Hatta Hatay'a gittiniz. Karargahı ziyaret ettiniz. Biraz oralardan izlenimleriniz, yani çok oradan gelen görüntüler de hayli dikkat çekiciydi. Mesela Hakkari'de jandarma özel harekata namaz kıldırdınız. Evet. Neler yaşadınız, neler hissettiniz, nelerle karşılaştınız? Afrin harekatının başladığı gün biz bir karar aldık. Türkiye'de 90 bin camide sabah namazlarından önce Fetih suresini okuyup ardından dua yapmak, ordumuza dua yapmakla ilgili kararımızı o gün başladık ve ben Hacı Bayram Camii'nde kendim Fetih suresinin son kısmını kendim okudum. Namazı kıldırdım ve duayı yaptım. Bu şekilde bütün Türkiye'de başlatmış olduk. Hala devam ediyor. Tabii bu çerçevede il buluşmaları diye bir proje başlattık. İlkini Şırnak'ta yaptık. Yani perşembe günü öğleden sonra gidiyoruz. Cumartesi akşama kadar devam eden bir projedir. Programdır. Orada kalıyorsunuz. Orada kalıyoruz. Cuma namazını şehrin merkez camiinde kıldırıyoruz. Cuma namazı öncesi valiliğimizi ziyaret ediyoruz, belediye başkanlığımızı ziyaret ediyoruz. Sonra cuma namazı, cuma vaazı, hocalarımız, yani 20-25 kişilik bir heyet ile Diyanet İşleri Başkanlığımızın en üst seviyesinde görev yapan hocalarımızla, başkan yardımcıları, genel müdürler, daire başkanları, sonra sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleriyle bir toplantı yapıyoruz. Biz onlara bir konuşma yapıyoruz. Sonra onlara söz veriyoruz. Yani bölgeyle ilgili neler yapılabilir, bizden talepleri nedir, onlardan pek çok faydalı bilgiler alıyoruz. Sonra üniversiteyi ziyaret ediyoruz. Üniversitede öğrencilere bir konferans veriyorum. Rektörlüğümüzü ziyaret ediyoruz. Akademisyenlerle bir araya geliyoruz. İlahiyat fakültesi olan yerlerde, ki pek çoğunda, pek çok ilimizde var şimdi, tamamına yakınında var ilahiyat fakültesi. Onlarla bir araya geliyoruz ve askeriyemizden eğer Tugay varsa ya da harekat merkezleri varsa oraları ziyaret ediyoruz. Hakkari'de jandarma özel kuvvetlerimizi ziyaret özel ettik. Harekat, özel evet. Harekat komutanlığımızı ziyaret ettik. Orada askerlerimizle beraber
karavana yedik, dua yaptık, sonra birlikte cemaatle namaz kıldık mescidinde. Gerçekten gözlerimizi yaşartan manzaralarla karşılaştık. Bir olduk, beraber olduk, birbirimizle kucaklaştık. Afrin harekatının zaferle sonuçlanması için ve bütün ordumuzun, güvenlik güçlerimizin, polisimizin yapmış olduğu bütün faaliyetlerde başarıya ulaşması için dua ettik ve onları dinledik. Evet. Morallerinin ne kadar yüksek olduğunu gördük. Sonra polis özel harekatını ziyaret ettik. Emniyet müdürümüz başta olmak üzere tüm görevli arkadaşlarımız. Onlardan şehit olan kardeşlerimiz için dualar yaptık, Kur'an okuduk. Dolayısıyla gittiğimiz her şehrimizde bütün kesimlerle buluşuyoruz, müzakere ediyoruz, meselelerimizi müzakere ediyoruz ve bunun ne kadar faydalı olduğunu görüp Türkiye'nin 81 ilinde bunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tabii burada en önemli yaptığımız şeylerden birisi de şehrin merkezinden mezrasına varıncaya kadar tüm camilerde görev yapan imamlarımız, müezzinlerimiz, vaizlerimiz, tüm ilçe müftülerimiz, il müftü ve müftü yardımcılarımız, murakıplarımız hepsiyle bir toplantı yapıyoruz. Yani şehrin en büyük salonunda bazen oluyor ki 2000-2500 kadar görevlimiz var. Onlarla toplanıyoruz. Bazen oluyor işte 500, en az 500 kadar görevlimiz oluyor en küçük ilimizde bile. Onlarla yaklaşık 2 saat süren bir konferans şeklinde ve bazen onları dinleme şeklinde gerçekleştirdiğimiz programlar oluyor. İnşallah bu programlarımızı Doğu, Güneydoğu, Trakya, Ege, Karadeniz, İç Anadolu böyle devam edeceksiniz. Bütün illerimizi tamamlayacağız inşallah. Bir Sayın Cumhurbaşkanı da ailecek ağlaştık demişti. Hatay'dan bir cuma namazı fotoğrafı yansımıştı. Görüntüleri de yansımıştı. Evet. Sizin kıldırdığınız namazlar aynı şekilde askere, evet, polise. Yani bir sanki 100 yıl öncesinde bizim tarih sayfalarında gördüğümüz siyah beyaz fotoğrafların bir tekrar hatırlanması oluyor. Yani bir aslında insanlarda olması gereken, millette de böyle bir coşku değil mi? Elbette. Bu yani askerin topluca namaz kılması. Bizim özümüz budur esasında. Peygamber ocağı. Tabii peygamber ocağı. Birbirimizden hiç farkımız yok. Bazı suni şeylerle zaman zaman ayrıştırmalar olmuş. Bu esasında bizim vatanımız için, milletimiz için birilerinin planladığı şeylerdi. Şöyle ben en azından hatırlayabildiğim kadarıyla yaşadığımız serüveni kısaca özetleyecek olursak 1980 öncesi ya da 60 öncesi bazı sıkıntılar vardı 60 öncesi. 60 sonrası darbeden üniversitelerde sonra. Öğrenci olayları. Öğrenci olaylarında yaklaşık 5000 kadar gencimizi kaybettik. Doğru. Ben 1980 mezunuyum liseden, İmam Hatip Lisesi'nden. 1980'de mezun oldum. İşte o 70'li yılların sonlarına doğru darbeden önce hep endişe ederdik. Acaba bu gece hangi üniversitenin bahçesinde kaç genç ölü bulunacak diye endişe ederdik. Kendimiz işte yaşadığımız şehirlerde kurtarılmış bölgeler vardı. Kimdir bu kurtarılmış bölgelerde hakim olanlar? Belki benim amcamın oğlu bir yerde, dayımın oğlu başka bir yerde. Düşünebiliyor musunuz yani? Akrabaları birbirine düşman etmişlerdi. Ve şu örneği özellikle vermek isterim. Milletimiz üzerinde oynanan oyunları fark edelim diye. Diyelim ki bir üniversitenin bahçesinde iki genç öldürülmüş. Alıyorlar, hastaneye götürüyorlar. Otopsi yapılıyor. Otopside iki gencin üzerinden
çıkarılan kurşunlar aynı tabancadan çıkmış. Nasıl oluyor yani aynı tabancadan çıkıyor? Demek ki görünmeyen başka bir el var. O duvarın arkasında bir el bir sağcı gence ateş ediyor. Bir de solcu gence ateş ediyor. O esas hain odur işte o duvarın arkasındaki. 1980 sonrası yine milletimizin başına bir bela, terör belasını sardılar. Bunun da ne kadar işte dış kaynaklı olduğunu şimdi daha yakın. Afrin'e hani Cumhurbaşkanımız mı demişti? Afrin'e biz işte Diyanet Vakfı aracılığıyla önceki gün Salı günü külliyede yapmış olduğumuz 4. Uluslararası İyilik Ödülleri'nde Cumhurbaşkanımız söyledi. Diyanet Vakfımız yüzlerce tır yiyecek içecek malzemesi gönderirken o bölgeye yani Suriye'ye, Afrin'e, Cerablus'a, El Azez'e, El Baba Azez'e başkaları 5000 tır silah gönderdiler. Bu da milletimiz üzerinde oynanan oyunları bariz bir şekilde görmemizi sağlayan en büyük örneklerden birisidir. Bu birlikte namaz kıldığınız albaylar, generaller, onlarla evet. Konuşmalarınız oldu mu? Elbette, Ne diyorlar, ne dediler? Onlar gerçekten moralimizi yani son derece yükseltip öyle gönderdiler bizi. Elhamdülillah ordumuz çok başarılı. Biz birbirimizle beraber olduğumuz sürece, yani devlet, millet bir olduğu sürece Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problem yoktur. Hiçbir güç bizimle baş edemez, öyle diyeyim. Onun için generallerimiz, albaylarımız, yani komutanlarımız öyle diyeyim, subaylarımız ve askerlerimiz son derece kendilerinden emin ve milletimizin bu bölgelerdeki terör örgütlerini en kısa zamanda yani temizlemelerinden milletimizin emin olmaları gerektiği noktasında son derece güzel sohbetlerimiz oldu. Biz zaten hem maddi hem manevi bütün gücümüzle ordumuzun arkasındayız. Ordu millet birliği ile bu problemleri, bu terör belasını en kısa zamanda bitirme noktasında ne kadar kararlı olduğumuz bu harekatlarda bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Halkta ne gördünüz? Yani özellikle Şırnak'ta, Hakkari'de halk bir rahatsızlık. Halk, mesela bir şey böyle bazen işte hutbe okunurken camiyi terk edenler oldu diye haberler yansıdı. Bunlar tamamen yani belli bir planın parçasıdır. Terör örgütlerine sempati duyan insanlar hala var. Öyle yani bir bu görüntü kadar, vermek için öyle bir görüntü vermek için onlar kendi adamlarını yerleştiriyorlar. İşte bizim hutbelerimiz 2-3 gün önceden internet sitelerinde yayınlanıyor. Dolayısıyla hangi hutbenin okunacağını bildikleri için orada işte camide bir protesto yapalım düşüncesi içerisinde birkaç kişi böyle. Ama büyük çoğunlukta, bakınız ben gittiğim her yerde kendim hutbe okudum. Şırnak'ta, Hakkari'de, Muş'ta, Hatay'da, Urfa'da, merkez camilerde hutbe okudum. Hutbe sonrası oradaki kardeşlerimizin ki yani farklı etnik kökenlerde ama evet. Çoğu Kürtlerden oluşan milletimiz, kardeşlerimiz nasıl sarılıyorlar, nasıl teşekkür ediyorlar, nasıl bizi bağrına basıyorlar anlatmam mümkün değildir. Gözlerimizi yaşartan manzaralarla karşılaşıyoruz. En son geçen hafta sonu Hakkari'deydik. Hakkari'de caddenin bir başından öbür başına kadar tüm dükkanları ziyaret ederek, oradaki kardeşlerimizle kucaklaşarak, musafaha yaparak
Açık dolaştık. Dükkanlar hepsi değil mi? Açık, dükkanların hepsi açık. Onlarla işte sohbet ederek caddeyi baştan sona gezdik, yani ziyaret ettik kardeşlerimizi. O kadar memnun oldular ki, yani işte Diyanet İşleri Başkanı olarak ve heyetimizle birlikte orada gerçekten büyük bir kucaklaşma, büyük bir buluşma oldu. Şöyle iki gün, iki buçuk gün içerisinde ziyaret ettiğimiz kesimleri maddeler halinde unutmayayım diye dönüşte yazmışım. Şöyle bir baktım, bir baktım. Yani 18-19 kadar yeri ziyaret etmişiz. Kardeşlerimizi ziyaret etmişiz ve onlarla sohbet etmişiz. Konuşma yapmışız. Hiç bir dakika bile zayi etmeden bu programlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Vakti çok iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi bir iki gün önce bir haber geldi. Bir şehit verdik. Hikayesi de şuydu. Kur'an-ı Kerim'e bir bomba düzeneyi. Evet. Afrin'de PKK'lar, YPG'liler Kur'an-ı Kerim'e bir bomba düzeneyi kurmuşlar. Bunu yerde gören Mehmetçik alıp kaldırmak isteyince o bomba patladı ve şehit oldu. Evet. Şimdi Mehmet Bey, beni şu konu çok üzüyor. Bizim Doğu ve Güneydoğu bölgemizin insanları Türkiye'nin en dindar insanlarıdır. Biz hep öyle öğrendik. Benim ağabeyim bundan 40-45 sene önce Güneydoğu'da, Doğu'da görev yaptı. Çocuk yaştaydım ben o zamanlar, 15-16 yaşlarımda. Döndüğünde öyle anlatırdı ki biz hayran kalırdık. Acaba ben ne zaman gidip de Doğu'yu, Güneydoğu'yu gezeceğim diye böyle hayranlıkla dinlerdim ağabeyimi. Babam onun yanına gitmişti, dönüşte yine anlatırdı. O insanların samimiyetini, dindarlığını, namaz, abdest konusundaki. Şimdi tabii 1984'lü yıllardan sonra bu terör örgütü ortaya çıktı. Ne kadar işte dinden, insanları dinden uzaklaştırmak için neler yapmak gerekiyorsa her şeyi yaptılar. Ancak bizim bazı oradaki insanımız, bazı insanlarımız bunu anlayamadılar. Destek artık nasıl oldu? Bilerek mi, inanarak mı, yoksa mecbur kaldıkları için mi? Tabii 90'larda devletin de bazı hataları oldu o dönemde. Evet. Bu da biraz yani aldıkları tehditler, işte can korkusu, ölüm korkusu. Ben büyük oranda can korkusundan dolayı böyle bir destekleme işine kalkıştıklarını düşünüyorum. İşte görüyorsunuz, yani Kur'an-ı Kerim'in içerisine bomba koyacak kadar dinden, imandan, kitaptan, Kur'an'dan uzak, camilerimizi bombalayacak kadar yine dinden uzak insanlar bunlar. Şimdi toplumumuz bunu, o bölgede yaşayan kardeşlerimiz daha çok fark etmeye başladılar. Bundan daha uç bir örnek olamaz herhalde. Elbette. Yani Kur'an-ı Kerim'e bomba yerleştirip ortaya bırakıp ya bundan daha öte, yani dine karşı, kutsala karşı değil mi? Yani tabii. Şimdi Avrupa'da başta Almanya olmak üzere pek çok camilerimizi tahrip ediyorlar, evet, şu anda. Kim yeni tahrip ediyor? Yeni bir saldırı ediyor? Oldu yine. Kim tahrip ediyor bunları? Yeni bir saldırı PKK oldu. PKK mı? Öyle yani yapılan araştırmalar başta PKK'nın bu işin içerisinde olduğunu ortaya koyuyor. Yani zaten ırkçılar diye hep mal oluyor kamuoyuna. Onlar da var. Onlar da var. Yani birkaç alternatif var ama bunların PKK'da bunlar, saldırıyor ama elbette, camiye. Elbette. Yani adeta Afrin'de bizim ordumuzun temizlemiş olduğu o terör örgütlerinin intikamını bizim camilerimizi bombalamakla alıyorlar, almaya çalışıyorlar. Yani bu açıkça ortada. Yani kazmış oldukları o çukurlar vardı bizim Güneydoğu'daki, evet, illerimizde, bazı ilçelerimizde.
o süre içerisinde tahrip etmiş oldukları camilerimizi biz Diyanet Vakfı olarak biz yapıyoruz şu anda. Yani devletimizin bize sağlamış olduğu ödeneklerle yapıyoruz. Diyanet Vakfı'nın milletimizden almış olduğu, elde etmiş olduğu o güçle, paralarla teröristlerin yıkmış olduğu, tahrip etmiş olduğu camileri kaç, belki de şu anda yüzün üzerinde cami var bu şekilde tahrip edilmiş. Sadece Cizre'de 14 cami var Mehmet Bey, biliyor musunuz? Teröristlerin tahrip etmiş olduğu cami var. Yani zaten şunu açıkça görüyoruz. Bundan 20-30 sene önce o bölgedeki yetişen gençler, çok gençlerin çok dindar olduğunu biz bilirdik. Fakat bu örgütün faaliyetlerine başladığı andan itibaren gençler üzerinde büyük çalışmalar yaptılar. Özellikle o bölgede örgüte sempati duyan öğretmenler, onlar adeta gençleri, bir kısım öğretmenler öyle diyelim. Artık onlar şimdi herhalde cezalarını çekmişlerdir. Yani gençleri daha yönlendirecek, örgüte sempati duyacak şekilde yönlendirmelerle çocukların inanç boyutunu zayıflatma noktasında büyük çalışmalar yaptılar. İnanç noktasında. Milletimiz bunu fark etti elhamdülillah. O bölgede yaşayan kardeşlerimiz bunu fark etti. Ve biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak şu anda bölgede Kur'an kurslarının sayısını artırma noktasında büyük gayret içerisine girdik. Gittiğimiz her ilimizde yönetim hizmetlerinden bazen genel müdürümüz, bazen ilgili arkadaşımızın en önemli işi, nerede Kur'an kursu eksiği var, o Kur'an kurslarını nasıl tamamlarız, bir an önce nasıl tamamlarız? En büyük eksiklerden birisi budur. Yani istiyoruz ki her ilimizde, her ilçemizde çok sayıda olsun. Kur'an kursu olsun. İmam Hatip liselerinin sayılarını artırmak gerekiyor. Devletimizin büyük emeklerle elde etmiş olduğu okullarda seçmeli Kur'an dersi, seçmeli Peygamber Efendimiz'in hayatı derslerini, temel rahmet, dini bilgiler derslerini ne kadar çok öğrenci seçerse o kadar bu bizim için faydalı olacaktır. Rağbet var ama yer yer değişiyor. Burada da biz bütün din görevlilerimize diyoruz ki bu konuda aileleri teşvik edin. Çünkü gençlerimiz İmam Hatip Lisesi'ne gidip örgün din eğitimi alamazsa, tabii alanlar iyi, Kur'an kursuna gelmezse, okullarda Kur'an dersini, Peygamber Efendimiz'in hayatı dersini, temel dini bilgiler dersini seçmez ise din eğitimini nerede alacak? Yok, yaz zaten. Kurslarına da gitmezse nerede alacak? Şu anda işte kamuoyunda bazen bu kadar İmam Hatip Lisesi'nin için açılıyor, bu kadar İmam Hatip Okulu'nun için açılıyor diye eleştiriler geliyor. Şu an İmam Hatip Liselerine devam eden öğrencilerin tüm öğrencilere oranı halen %15, biliyor musunuz? %85 öğrenci din eğitimini nasıl alacak? İşte onlar da Kur'an dersini seçerlerse, Peygamber Efendimiz'in hayatı dersini seçerlerse ve diğer dersleri seçerlerse en azından temel dini bilgileri öğrenmiş olurlar. Yaz Kur'an kursuna giden öğrencilerin sayısı 3 milyon, yani kayıtlı olarak 3 milyon ama ülkemizde 18 milyon orta dereceli, yani okul öncesi, ilkokul ve ortaokul, lise talebelerinin sayısı 18 milyon. 18 milyonda 3 milyon çok fazla bir rakam değil. Bu sayının da yukarıya doğru çekilmesi gerekiyor. Artıracaksınız. Artırılması gerekiyor elbette. Yani yapmış olduğumuz hizmet içi eğitimlerde bütün imamlarımızın, görevlilerimizin,
yaz Kur'an kurslarında daha fazla öğrenciye ders vermeleri noktasında gerekli çalışmalarını yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bizim vazifemiz bu. Yani Allah Teala bizi din hizmetinde istihdam etmiş. Bunu ben şöyle izah ediyorum. Bir ayet-i kerime var. Bismillah. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet bulunsun. İşte bu ümmet kurtuluşa erecektir. Kurtuluşa eren onlardır. Dolayısıyla bu ayet-i kerimenin muhatabı, tabii bütün insanlık ayetlerin muhatabı ama bu topluluğu oluşturmak, hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülüğü men eden topluluğu din hizmetlerinde Cenab-ı Hakk'ın istihdam ettiği kimseler esas muhataptır buna. Herkes dini tebliğ eder, herkes dini anlatır ama bilenlerin anlatması, bu işin eğitimini almış, tahsilini yapmış ve imam gibi çok önemli bir ünvana, yani peygamberin kullanmış olduğu bir ünvana sahip olan bizim imamlarımızın, hatiplerimizin, vaizlerimizin, tüm din görevlilerimizin bu işi yapması çok daha nitelikli oluyor. Buyurduğunuz gibi işin ehline verilmesi gerekiyor. Burada ehil olan da bizim din görevlilerimizdir. 1 milyon kadına din eğitimi veriliyor. Evet, bizim Kur'an kurslarımız, Kur'an kurslarımızın sayısı 25 binlere ulaştı şu anda. Biz A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı ve D sınıfı diye Kur'an kurslarımızı tasnif ettik, isimlendirdik, sınıflandırdık. A sınıfı Kur'an kurslarımız mevcudu 100'ün üzerinde olan yatılı Kur'an kurslarımızdır. B sınıfı Kur'an kurslarımız mevcudu işte 36'dan 100'e kadar olan Kur'an kurslarımız. Yine bunlar yatılı Kur'an kurslarımız. Diğerleri C sınıfı Kur'an kurslarımız. Bunlar yani gündüzlü Kur'an kurslarımız. Bir de Kur'an kursu bulunmayan mahallelerde ihtiyaca binaen müftülüğümüzün gerekli kriterleri sağladıktan sonra, işte fiziksel kriterler, fiziki kriterler var. Ondan sonra işte orada bir hoca olacak, yeterince öğrenci olacak, ihtiyaç olacak. Bu ihtiyaca binaen mülki amire müracaat ederek açtığımız Kur'an sınıfları var. Bunlar geçici. Yani diyelim ki 8 ay boyunca orada eğitim olur. Daha sonra ihtiyaç kalmazsa kapanır. Bunlara da biz D sınıfı Kur'an kursları diyoruz. Yaklaşık 15 bin kadar bu şekilde D sınıfı Kur'an kurslarımız da oluşuyor her sene. Ve buralara devam eden yaşına kadar öğrencimiz var. Hani beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Utlubul ilm minel mehdi illellaht. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı bu hadisi şerifin gereğini yapıyor. Beşikten mezara kadar, yani 4-5-6 yaşında okul öncesi Kur'an kursu oradan dediğimiz başlıyor. Yani 4-6 yaş Kur'an kursu dediğimiz kayıtlı 100 binin üzerinde öğrencimiz var şu anda. Bu öğrencilerimize öğreticilerimiz, yani onların da tamamı 10 bine yakın Kur'an kursu öğreticimiz var şu anda. Hepsi hanımdır. Bu hanımlar adeta bu çocuklara annelik yapıyorlar. Hoca hanımlar, o çocukları kucaklarında efendim oynayarak değerlerimizi, adeta değerler eğitimi yapıyoruz biz. Yani 4-6 yaş sınıfı grubu Kur'an kurslarımızda biz tamamen değerler eğitimi yapıyoruz. İşte yavrum, yalan söylemek yanlış bir şeydir. Dürüst olmalıyız. Annemizi, babamızı, büyüklerimizi sevmeliyiz. Büyüklerimize saygı göstermeliyiz gibi böyle değerler eğitimi yapıyoruz. Yani orada bir Kur'an eğitimi vermiyoruz biz çocuklarımıza. Sadece Kur'an-ı Kerim'in işte harflerini tanıyabilirse tanıyor. Çünkü o yaştaki bir çocuğa
öğretilmesi gereken neyse onu öğretiyoruz. Bunu da iyilik nedir, kötülük nedir onu kötülük öğrensin. Nedir, hayır nedir, efendim işte insanlara sevgi nedir, sevmek nedir, bunları öğretiyoruz. Bununla ilgili Kur'an kursu öğreticilerimize Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile bir protokol yaparak 296 kredilik bir sertifika programı yaptık. Halk eğitim merkezlerinde, ülkemizin pek çok halk eğitim merkezinde bu sertifika programlarına bizim Kur'an kursu öğreticilerimiz devam ettiler. O sertifikayı aldılar. Bu sertifikada 4-5-6 yaşındaki çocuklara nasıl davranılır? Nasıl öğretmenlik yapılır? Sizin nasıl öğreticilik yapılır? Din eğitimi olduğu için herhalde tabii biraz daha özel ihtimam gösteriyorsunuz. 6,5 sene din eğitimi, yani eğitim hizmetleri genel müdürlüğü yaptım. İlahiyat Fakültesi'nde 2 dönem dekanlık yaptım. Yani bizim öğreticilerimiz aynı zamanda öğrencilerimizdir. Yani bizim fakültelerimizden mezun olan bir kısmı ön lisans ilahiyat mezunu. Bir kısmı İmam Hatip Lisesi, ama İmam Hatip Lisesi mezunu çok az kaldı şu anda. Çoğunluğu 2 yıllık ön lisans ilahiyat mezunu. Bir kısmı da İlahiyat Fakültesi mezunu, İslami İlimler Fakültesi mezunu. Dolayısıyla bu öğreticilerimize almış oldukları diplomalara ilave olarak bir de 4-5-6 yaşındaki çocuklara, yani çocuk gelişim süreci dediğimiz o süreçte nasıl davranılır, nasıl öğretilir, nasıl yaklaşılır ile ilgili sertifika programları alanlara ancak bu dersleri veriyoruz. Bu sınıflara ancak onlar girebiliyorlar. Anladım. Bazı üniversitelerde de bu sertifika programları yapıldı. Şu anda Diyanet Vakfımızın üniversitesi olan 29 Mayıs Üniversitemizle işbirliği içerisinde bu sertifika programlarını yürütüyoruz. Aynı zamanda halk eğitim merkezlerinde de yürütülüyor. Peki. Dolayısıyla hiçbir şeyi rastgele yapmıyoruz. Sonra bu öğreticilerimize rehberlik yapsın diye bir yıl boyunca çalıştık. Okul öncesi, ya 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğreticilerine iki ciltlik kitap hazırladık. O kitaplar, rehber kitap dediğimiz o kitaplar öğreticilerimizin elinde. Yine 2 cilt öğrencilerimizin eline verdiğimiz ve adeta oyun gibi bu kitaplardan istifade etmelerini sağlamış olduk. Bu şekilde ben inanıyorum ki Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yapmış olduğumuz en faydalı eğitimlerden birisidir. Allah gayretinizi artırsın diyelim. Amin. Allah razı Şimdi olsun. Şimdi izleyicilerimizden de çok şey geldi, soru geldi. Ben bir tanesini, bir hanımefendi Ayşe Kadiroğlu, camide kadınlar için abdest alınacak yer yok diyor, birçok yerde diyor, birçok semtte diyor. Evet. Şimdi Mehmet Bey, bizim 5-6 sene öncesinden itibaren özellikle camilerimizde kadınlarımızın hem abdest alacakları yerler olarak hem de namaz kılacakları yerler olsun diye yaptığımız çalışmalar neticesinde şu an itibariyle 65 bin camimizin bu noktadaki hazırlıklarını tamamlamış olduğumuzu söyleyebilirim. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak. Geriye, bunu yapacaksınız. Bir eksiklik var. Şimdi, fark ettiniz. Şöyle, hayır. 65 bin camide tamamlandı. Yani kadınlarımızın namaz kılabilmeleri için abdest alacakları ya da aldıkları yer, namaz kılacakları yer noktasında 65 bin camimizde bu işlemler tamamlandı. Tabii bunun ötesinde eksik olan camilerimiz yine 65 binden 90 bine 25 bin kalıyor aşağı yukarı. Evet. 25 bin camimizde bu eksik. Bundan sonra bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile başlatmış olduğumuz bir çalışma var. Cami mimarisi standartları çalıştayları. Ne demek bu? Bu çalıştaylar bir camimizin hem mimarisinden hem
işte bu abdest, kadınlarımızın abdest alacağı yerler, namaz kılacakları yerler, caminin ses düzeni, caminin kubbesi ve minaresi arasındaki ahenk, ahenge varıncaya kadar işte ezan okunduğunda o ses düzeninin sağlanması, sonra mevzuatla ilgili konular, bütün bunlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz bir proje var. Ortak bir standart. Ortak bir proje var. Dördüncü çalıştayı bundan 1,5 ay kadar önce yaptık. Zaman zaman Sayın Bakanımız katılıyor. O olmadığı zaman bakan yardımcısı, 5 genel müdür Çevre Bakanlığımızdan ilgili daire başkanı ve Diyanet İşleri Başkanı, başkan yardımcısı, ilgili başkan yardımcısı, genel müdürler, ilgili daire başkanı. Bu şekilde çok kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Geçen toplantımızda TOKİ başkan yardımcımız, TOKİ'den mimar arkadaşımız, yine Gazi Üniversitesi rektörümüz katıldı geçen toplantımıza. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve bu projenin özellikle raporlaştırılması kısmını yürüttükleri için o projenin sunumunu yapan yine bir hocamız Gazi Üniversitesi'nden bu çalıştayımızı yaptık. İnşallah Nisan ayının sonu gibi üniversitemiz, Gazi Üniversitemiz bu raporlaştırma ayağını bitirecek ve yeniden Çevre Bakanımızın da katılacağını tahmin ettiğim bir toplantı programda yapacağız ve bu toplantıda açıklayacaksınız. Camilerimizle ilgili, yani proje bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Belki önümüzdeki toplantıda bunu yapamayabiliriz. Daha sonra, tamamlandıktan sonra inşallah. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın şu an itibariyle eksik bulduğu, sıkıntı çektiği bütün problemleri inşallah bu proje bittikten sonra çözme noktasında büyük bir kazanım elde etmiş olacağız inşallah. Bir 5 dakikamız kaldı efendim. Şimdi 2 soru sormak istiyorum. Biraz önce konuştuğumuz, aslında ilk bölümde de konuştuğumuz konularla biri doğrudan ilişkili. Şimdi siz Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kadınların sayısını, görev verilen kadınların sayısını artırıyorsunuz. Evet. İlk defa bir başkan yardımcısı. Nüfusumuzun yarısı kadın. Evet. Dolayısıyla kadınlara da daha çok kadın görevlilerimiz hizmet götürürlerse bundan herkes memnun olur diye düşünüyorum. İlk defa değil mi Huriye Martı Hanım? Evet. Başkan yardımcısı. 7 daire başkanı kadın ataması yapıldı. Evet. Müftü yardımcısı olacak mı kadın? Şu an itibariyle 23 ilimizde İl müftü yardımcısı hoca hanımlar var. İnşallah bunu 81'e çıkaracağız. İlk etapta bütün her ilimizde bir kadın müftü yardımcımız olacak. Yine onların hedef kitlesi de kadınlar olacak o zaman. Elbette, değil mi? Elbette, tabii. Yani kadınlara dini hizmet verme amacıyla büyük oranda kadınlarımıza yönelik çalışmalar konusunda hoca hanımlardan istifade edeceğiz. Bir ilki daha yaşadık. Bundan bir ay önce ya da 1,5-2 ay kadar oldu. Murakıplar var bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızda. Şu an sayıları 500 civarında murakıp var. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı tarihi boyunca hiç kadın murakıbımız olmamıştı. İlk defa 1,5-2 ay önce 50 kadın murakıp aldık. Sınavlarını yaptık ve atamalarını da yaptık. Şu an göreve başladılar. Buna da çok ihtiyacımız var. Sayılarını artıracağız inşallah. Murakıplarımızın sayısı da belki 100, 200, 300 olacak. 850 kadar kadın vaizimiz var. Bu da yeterli artacak, değil. Öyle mi? Bu da artacak inşallah. Şu an itibariyle 3000 kadar boş kadromuz var. İnşallah Maliye Bakanlığı'ndan atama izni aldıktan sonra daha fazla kadın vaiz atayacağız. Buna ihtiyacımız var. Aslında bekleyenler de var. İlahiyat fakültelerimizin sayısı 100 oldu. Her yıl bundan sonra belki 20 bin, 30 bin kadar mezun vereceğiz. Artıyor. Yani bu mezunlarımızı istihdam etmemiz gerekiyor.
bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığı'nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ya da işte Kur'an-ı Kerim öğretmeni, ilahiyatçı öğretmen olarak istihdam edilecek. Bir kısmını da biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak istihdam edeceğiz. Çok ihtiyacımız var. Bu ihtiyaçlarımızı inşallah mezunlarımızla, İlahiyat Fakültesi mezunlarımızla karşılayacağız. Yani vaizlerimizin sayısını artıracağız, murakıplarımızın. Müfettiş alacağız. Mesela hiç müfettişimiz yok. Kadın müfettiş. Hiç kadın müfettişimiz yok. Bizim 1980'li 90'lı yıllarda din görevlerimizin sayısı şu andaki sayının yarısından daha az idi. Ama müfettişlerimizin sayısı yine aynıydı. Şu anda müfettişlerimizin sayısında bir artış olmadı. Bir an önce yeni kadrolar alarak müfettişlerimizin sayısını da artıracağız. Tabii kadın müfettişler alacağız. Neden Mehmet Bey? Bizim şu an itibariyle 35 bin işte geçicilerler beraber 40 bin kadar Kur'an kursu kadın öğreticimiz var. Kur'an kurslarımız var. Kadın Kur'an kurslarımız var. Kur'an kurslarımızı tabii ki kadın murakıpların murakabe etmesi, kadın müfettişlerin murakabe etmesi, teftiş etmesi doğru olan daha bu. Uygun değil mi? Tabii. Doğru olan bu değil mi? O yüzden kadın müfettişler alacağız. Kadın murakıplarımızın sayısını da artıracağız. Yine biraz önce dediğim gibi kadın öğrencilerimizin devam ettiği kurslarımız işte dedik yani sayıları bir hayli fazla. Oralarda yani kadın murakıplarımız ve müfettişlerimiz olursa onların da çok rahat bir şekilde bu teftişlerini yapabileceğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben de teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için sağ olun. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Amin. Çok teşekkürler tekrar. Sağ olun. Efendim İskele Sancak'ta bu hafta Ankara Haymana'daydık. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş konuğumuz oldu. Bizi izlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. İyi geceler, hoşça kalın.